huzur, mutluluk, neşe vesaire 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 olarak geri gelir. Evet, güzel bir soru. Öldükten sonra paralel dünyalara düşersin eğer uyanışını gerçekleştiremezsen. Demek istediğim tam da buydu. Bak, sen aynı sensin. Aynı dünya, aynı eş, aynı anne baba, aynı çocuk. Yani daha önce ne yaşadıysan bu uyanıştan önce. Şimdi eş zamanlı kendiniz için şöyle düşünün arkadaşlar. Kader denilen şeyi idrak etmeniz açısından söylüyorum. Eş zamanlı bir sürü paralel evrenler var. Senin bir kararında değişiklik senin bu evrenler arası yaşam formunu değiştirir. O evrene geçtiğin zaman aynı anne, aynı baba, aynı iş, aynı çocuk, aynı kimlik ama senin kararın değişik. O evrende yaşayacağın olaylar değişik. O evrende yaşayacağın, deneyimleyeceğin duygular değişik oluyor. Bir kararın değişmesiyle işte. Karar verirken beyaz taraftan bakın. Yaratım bizden nasıl işler? Bu şekilde işler. Musavvirle. Senin arayüzünü doğru kullanmanla mümkün. Musavvirin en güzel halini deneyimlemen. Yani cemal boyutunu deneyimlemen. İkrayı nasıl yapacağız? Örnek verir misiniz okumaya diyor. Farkındalık en büyük mürşittir. Farkındalıkla bakacaksın. Duyguda boğarsan kendini farkındalık mümkün değil. Orada safi negatif enerjiler, titreşimler olduğu için akıl basmaz. Aklın dingin ve sakin olması lazım. Zihnin sakin olması lazım ki farkındalıkla gözlemciye geç. Bak bakalım bu ne yapıyor? Bunda hangi duygu var? Hangi duygu hizmet ediyor? Hangisi etmiyor? Bunu ayıkla, bunu gönder. Okumaya bir örnek mesela. Evet. Hepinize gitsin pozitif enerjiler. Ancak uyumlananlar alabilir pozitif enerjiyi. Baktığı açı negatif olan insan, karşı taraf istediği kadar pozitif göndersin, onu da işlemez arkadaşlar. Ancak sürekli maruz kalırsa buna, yani ev halkıysa bu, sürekli maruz kalırsa bu pozitif alanı, o zaman dönüşür. Eş, çoluk, çocuk dönüşür. Amin canım. İnşallah Covid'den bir an önce daimi olarak kolayca şifalanmış olarak kurtulursun. Sevgiyle uğurlarsın. Sorular çok hızlı akıyor. Uyanışa, evet tamam. Uyanışa giderken nasıl bir haller oluyor diye. Bunu daha önce farklı videolarımda anlatmıştım arkadaşlar. İşte berzah o hiçlik alanı deneyimlenmesi sonra tekrar ya da cehenneme Rabia'cığım. Cennet ya da getir şöyle getir. Tamam. Evet, yavaş yavaş al. Cennet ya da cehenneme geçiş oluyor. Bu enerji alanını bilinçli olarak tercih edin. Nereye gidiyorsunuz? Şimdi kalp çakrası açıldığında hemen ne diyorum? Raziye ile kalp arasında mahşer var. Amel defteri açılır. Ayette diyor ki o gün size hesap sorucu olarak nefsiniz yeter. Sen ikrayı iyi yaptığın zaman kendinle yüzleşmeye başlıyorsun. Kendi göremediğin hatalarını görmeye, kör noktalarını görmeye, yargıladığın, eleştirdiğin neler varsa, kimler varsa empati kurmaya başladığın için aslında olayların içerisindeki kendi yanlışlarını görmeye başlıyorsun. İkrayı böyle yapın arkadaşlar. Empati kurarak bilmeme ihtimalinizi bilin. Kendinizi özgürleştirin. Her şeyle ilgili bir fikri zikri olan insan çok yoğun zihinde kalır yani. Sakinleşemez. Ben de sizi seviyorum. Evet, pişmanlık duymak mı? Kendini hesaba çekmek, pişmanlık duymak mı? Evet, pişman oluyorsun. Raziye'den bakmaya başlıyorsun. Raziye'den bakınca da hakkın oluşumdan gayrı hiçbir şey olmadığını, yargıladığının da o kişinin suretine attığında hak olduğunu ve sadece ondan bir beyan olarak öyle çıktığını fark ettiğin anda kendine karşı yüzleşmeler yaşanıyor. Herkese karşı helal ediyorsun, ne diyorsun? En sonunda dönüyorsun ki veya affediyorsun ya da anlıyorsun artık onları. Onlarla ilgili negatif boyutu kapatıyorsun. Yargılama bitti, eleştirme bitti, negatif esmalar bitti. Negatif boyutu kapattığın anda kalp çakrası açılıyor. En sonunda kendin kalıyorsun. Kendini de affedersen Raziye makamına çıkış yaşıyorsun. Senden zuhur eden de haktı. Bu şuuru fark ettiğin anda Raziye makamına çıkış yaşıyorsun. Fiziksel ölümden sonrasını ayrıntılı açabilir misiniz? Elbette elimden geldiği kadar
Fizik beden öldükten sonra sisteme gübre. Bunu defalarca söyledim. Hem de hep derler ya, bütünselliği idrak edin. Biz bu bütünün bir parçasıyız. Siz nasıl bu bütünün parçasısınız? Şöyle düşün. Önce madde boyutunda anlatalım bunu, fiziksel formda. Sen öldükten sonra toprakta gübre oluyorsun ya. Bedenin çürürken gazlar olarak yukarı doğru çıkıyor. Bir kısmın orada moleküler olarak hücresel bazda toprağa, DNA olarak toprağa kavuşuyorsun. Yani toprak seni emikliyor. Daha doğrusu. Ve o toprakta işte bilmem bitkiler, ağaçlar, meyve ağaçları, şu bu falan varsa ona doğru çekiliş yaşarsın. Çünkü bu ağaçlar ve topraktaki her şey topraktan besleniyor ya. Onun vitamininden, mineralinden, yani hücresel boyutta ne varsa oradan beslenir. Sonuçta o zaman o toprak senin hücre ve DNA'larını çekiyor bak. O ağaç, ağaçta, portakal ağacıysa onun hücresel bazda baktığın zaman, alt metnini, kaydını açtığın zaman sen çıkıyorsun ortaya. Ve o toprakta binlerce seneden beri hangi ademler öldüyse onların hücre bazında çok, aslında Allah çok merhametli. Görseli farklı, aslı aynı. Elma, portakal, ağaç, bilmem işte buğdaydı, suydu, suya da kavuşuyorsun. Orada bir dere varsa o sudan farklı insanlar da içiyor. Sonra çıkartıyorlar idrar olarak tekrar o toprakta. Ondan sonra asimile oluyor. Bak, hepsinin altında şu alemde yaşayan hangi insanlar, hayvanlar varsa aslında yediğin şey görseli portakal ama yediğin şeyin ne olduğunu idrak edebildiğini düşünüyorum. İşte seni hayvanla ayıran şey ne? Hayvan bizatihi kişinin şeyi, diğer hayvanın kendisine giriyor, yiyor. Sen nasıl yiyorsun? Naif bir varlıksın ya, görseli değişik. Sofranda binlerce çeşit çeşit. Şimdi bedenin tekamülü böyle arkadaşlar. Ve senin bedenin senden sonraki nesli beslemek üzere var. Bir kere bunu aklında görebilirsin. Çünkü toprağın üretimi olmazsa insan yaşayamaz. Yani beden formunda yaşayamaz. O zaman topraktan çıkan lar nelerse işte, o toprağı besleyen de nelerse, senden sonraki neslin devamlılığının olması için bedensel formda bunun için var beden. Burayı iyice anladığınızı düşünüyorum. Peki, fizik beden ölünce geriye ne kalır? Bir Adem vardı, bir de içindeki ruh vardı, Allah'ın parçası olan ruh. Ya Allah, parçası kopartılabilen bir şey mi? Ondan bir parça koparmanın imkanı var mı? Koparttığını düşünelim. Ben her zerredeyim diyorsa, şuradan aldım, koparttım, buraya getirdiğinde de ben her zerredeyim, her yerdeyim diyorsa, her yeri kapladım, arşa istiva ettim diyorsa, buradayken de onun içindesin. O zaman aslında koparttığın bir şey yok. Ama ikilikte bunu konuşabilmek, anlatabilmek için ondan bir parça verildi Adem'e. Yani bu kelimeler kullanılmak zorunda olduğu için. Ama hakikat ehli ne demek istediğimi çok iyi anlıyor. Yani bunu yaşayan, içsel olarak bu noktaya gelen herkes çok iyi anlıyor bunu. Şimdi bir Adem var. Adem sisteme gübre oldu diyelim. Hani varlığımızı kabul edelim. Aslında o da holografi ya. Yani dalga ve titreşimlerden oluşan ama beynimizin ilgili merkezinden dolayı katı bir form gibi gördüğümüz bedenlerden ibaretiz. Aslında özümüz dalga ve titreşimlerden oluşuyor. Allah Resulü'nün dediği o rüya alanı gibi. Rüyada da gerçek gibi zannederiz. Uyudukça o gerçektir bizim için. Ve rüyamızdaki yaşadığımız bütün duygu durumları, uçuyorsun, kaçıyorsun, şu oluyor, ağlıyorsun. İşte bedenin olmadan daha farklı bir bedendesin, şusun busun ama hiçbiri gerçek değil. Ne zaman anlarsın? Uyanınca anlarsın. İşte bu holografi fark etmek demek. Hakikat ehli bu holografiyi eş zamanlı görür. Baktığı alemde hem katı formunu görür hem onu dalga ve titreşim olarak içsel diğer duyu organlarıyla net bir şekilde farkında olduğu için artık ona dünya alanındaki herhangi bir zulüm, herhangi bir negatif bir şey koymaz hiçbir şekilde. Rüyada sanal dünyanın sanal görüntülerinden ibaret olduğunu fark eden kişiye koyan hiçbir şey yok. Peki beden gidiyor, geriye ne kalıyor? Ruh kalıyor. Şimdi ruh neydi? Oydu. Peki ne olacak? Haydan gelen, yani diri enerjiden gelen huya, öz, bütün bunları yaratan bir öz mekanizmaya geri dönecek. Rabbimizden geldik, Rabbimize döneceğiz. Haydan geldik, huya döneceğiz. Beden sisteme gübre oldu. Geriye ne kaldı? Ruh. Ruh da aslına rücu ettiğine göre o zaman ne olacak?
Düşünelim, aklımızla bakalım. Aklet, sorgula, düşün diyor ya. Cennet var, cehennem var, kabir var, yaşayacağımız bir mahşer alanı var. O zaman bunları yaşayacak olan kim? Nerede yaşıyor? Şimdi Allah boyutundan bakalım, yani yaratıcı boyutundan bakalım. Tevhidden, teklikten bakalım. Allah'ı yakabilecek bir ateş olabilir mi? Şimdi beden sisteme gübre oldu. Ölüp ölüp diriltileceksiniz ayetini reenkarnasyon olarak yorumlayanlar var. Ölüp ölüp diriltileceksiniz ayetini öldükten sonra dirilteceğim bir mekan var diye. Aslında onlar metafor ama mekan adı diye anlatıldığı için yorumlar sıkıntılı. Sonra ölüp ölüp dirileceksiniz. Aslında eski bilincinizden ölüp yeni bir bilince doğacaksınız. 7 tane bilinç boyutu var. Bu da bak, şeriat ehline göre de var yorum. Hakikat ehline göre de var. Tarikat ehline göre de var. Hangi boyuttaysan, hangi bilinçteysen o boyutun bilgisini kabul edersin. Altını ya da üstünü değil. Şimdi en üste çıkabilenler bütün bunları geçtiği için bunlar herkese saygı duyar, gülümser, eyvallah der, geçer gider, özgürler. Yargılamazlar, eleştirmezler. Bilir ki o da hakkın alt boyut versiyonları. Ama alttakiler bunu göremediği için bunu hep küfürle suçlarlar, yargılarlar. Olsun, eyvallah. O da hakkın farklı bir bilinç boyutu. O yüzden buradakilere koyan bir şey yok yani. Bunlar kafa çok rahat olan bunlar oluyor. Duygu boyutunda kendilerini mahvediyorlar, yok ediyorlar. Çünkü çok kod ve kalıpları var. Böyle olmazsa mümkün değil, başka türlü olmaz gibi kod ve kalıplarından dolayı. Şimdi ruh aslına rücu ediyorsa cennet, cehennem vesaire, onlar nerede yaşanıyor? Bunu farklı videolarımda anlattım. Duygu boyutunda pozitif olduğunuz kadar cennetinizi yaşıyorsunuz bu dünyada. Ruh nerede? Bedende. Beden nerede? Bu dünyada. Negatifte kaldığınız sürece, negatif esmaları karakter edindiğiniz sürece, onların bilinç boyutunun ve o orbitalin, yani o enerji alanının içindeki olgularla benzer benzeri çeker fizik kuralıyla o imtihanlar, o olgular, o ruhsal sıkıntılar, depresyonlar vesaire, bunları çekersiniz kendinize. Bunu yaşarsınız yani. Peki kim tercih ediyor bunu? Sen, beynin arayüz demiştim, Allah'la, içindeki ruhla, beden arasındaki bir arayüz programı. Bunu doğru kullanmazsan kararların hep farkındalığı olmayan giydirilmiş kimlikler üzerinden alınan kararlar olur. Ve bu alt versiyondan kurtulamazsın. Negatif esma alanından kurtulamazsın. Ancak kişisel gelişimde kendini yetiştirip özüne dönmeye başladığın anda, özüne dönmeye, kendine dönmeye başladığın anda bu duygulardan hangisi bana iyi gelmiyor? Öfke enerjisi, negatif titreşim iyi gelmiyor. O zaman sevgiyle uğurluyorsun. Bunları bu boyutta çok kolay yapabiliyorsun. Bana iyi gelmediğini, benim negatif esmalarımı aştığını fark ettiğim anda, eğer kendime öz saygım varsa buradan çok kolay çıkarım. Bu otomatik nefs terbiyesi. Yıllar boyu yapılmaya çalışılan olgu işte bu. Nefs terbiyesini farkındalıkla çok hızlı bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. O zaman ayrılan ruh ne oluyor? Zaten şeyden örnek vermiştim. Adem'in içine konulan bu parçadan. Ki o bölünebilen bir şey değildir çünkü her yerdedir zaten, her alandadır, yani her zerrededir. O zaman düşün bakalım, sorgula, niye bir tarafa doğru dönüyorsun? Her yerdeyim, her zerredeyim diyor. Şimdi burada ki bedenden çıktığı anda, Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet'ti bedenlendiği andan itibaren, beden sisteme gübre olduktan sonra geriye kendi kalıyor, aslına rücu etti. Aslına rücu etti. Aslı zaten her taraftı. O zaman işte her şey nerede yaşanılıyor? Hiç şey fark ettiniz mi arkadaşlar? Bilmiyorum. Kendinizde o, eğer deneyimleyenler varsa sorgulasın. Ölmek üzere olan bir insanın son nefesini verirken ki o göz hareketlerine baktınız mı? Ben 3 tane böyle bir ölüme şahit oldum ve direkt fark ettiğim şuydu. Gözleri yukarı doğru bakıyor. Hiçlik ve boşluk. Hakikat ehli hiçliğe çıktığı andaki o boş boş bakışların aynısı ölen kişide oluyor. O anlamsızlık, hiçlik alanı, kendisinin bir kıyafet ve bedenden ibaret olduğunu, holografi olduğunu, gerçek özbenliğin içindeki özün, onun yansımaları olduğunu fark ettiği, bedende ölmeden önce ölenler, bedeni yaşarken bu boyutu geçenlerdeki o boş bakışın aynısı ölen kişiler son nefesini verirken oluyor. Ruh beden elbisesini terk edip giderken hakikat ehlinin geldiği şuuru, hiçliği, boşluğu ve aslında her şeyin burada deneyimlendiği olgusunu, algısını
onlar son nefesi verirken idrak ediyorlar. Game over. Biz bu dünyada beden suretinde yaşarken, beden henüz bu biyorobotik varlık henüz yaşarken algılıyoruz. Onlar son nefesinde ölürken algılıyorlar bunu. Öyle boş boş boşluğa doğru bakıyor. Buna şey diyorlar işte, gözünün feri sönmüştür falan. Hakikat ehlinin de gözünün feri söner, boş boş bakar, duyusuz ve anlamsız. Kendi hiçliğini bilir, egodan çıkmış, negatif titreşim alanından çıkmış, pozitiflikle ilgili hiçbir şey olmayan, nötr, safi, sıfır alan. İşte burada çok durmayın. Hemen varlık alanına tekrar geçin. Pozitif taraftan enerjileri besleyin, kendinize iyi gelen şeyleri sunun. Tekrardan kökünüze enerji gitmesi lazım. Bu dünyada ben de varım deyip varlık alanına geçebilmeniz, enel hakkı biraz daha fiziksel formda deneyimlemeniz için köke enerji gitmesi lazım. Bunun için ne lazım? Diğer videolarımda anlatıyorum. Hep pozitif taraftan bakacaksınız. Oradan enerji alacaksınız. Dünya alanına tekrar girip hiçliğini bilmene rağmen oynayacaksın arkadaşım. Başka yolun yok. Hiçlikte bu bedende yaşayamazsın. Bunu deneyimledin sen. Sana iyi gelmediğini de fark ettin. Çünkü derdi var, bilinmek istiyor. Sen hiçlikteyken fazla esma ve sıfatlar zuhur etmiyor senden. Öyle duruyorsun boş boş, anlamsız, çabasız. Ama o bilinmek istiyor. O enerji alanının tekrardan açılmasını istiyor. Girmek istiyor yani oraya. Seni içsel olarak o zaman hiçlikte darlamaya başlıyor. Yeter artık diyor yani. Ne olacaksa olsun. Öleceksem öleyim, kalacaksam da ben var olduğumu, yaşadığımı hissetmeliyim diyorsun. İşte bu duygular gelmeye başladığında artık marifete geçişinde kapısındasın demektir. Ne yapacaksın? Var olduğunu bilincine yerleştirip dünyanın var ve gerçek olduğunu, holografi de olsa, bilmem sanal da olsa, enerjiyi besleyeceksin. Beyazdan beslersen pozitif taraftan kalp çakrasına dönersin. Bura açıldıktan sonra cennet alanına gidersin. Eğer pozitifi beslemezsen bura açıldıktan sonra mülhime denilen cehennem bölgesine geri gidersin. Ve bu dönüş hep sürecek arkadaşım. Sen ta ki o mülhimede tamamlamadığın döngüyü, ayıklayamadıklarını ayıklayabilene kadar o cehenneme gireceksin, çıkacaksın. Arada hiçliğe gideceksin, arada cehenneme gireceksin. Ama buradan çıktıktan sonra şuraya gelirsen tadından yenmiyor. Mükemmel oluyor. Evet. Hakikat bildiğinizin tam tersidir sözünü de aslında bunu da anlatarak ölümden sonrası ne oluyor? Bundan sonrasını benim reenkarnasyon adlı videom var. Lütfen onu izleyin. Daha iyi anlarsınız. Peki ruh aslına rücu ettikten sonra ne oluyor? Ne oluyor? Bundan sonraki olguyu da reenkarnasyon videomda anlattım. Var mıdır, yok mudur, ne şekilde zuhur eder? Hocam, gözlemci olmak hayatımızda olan olaylara duygusal tepki vermemek midir? Kesinlikle aynen öyle. Aklın en iyi çalıştığı, farkındalığın olduğu, duyguların tarafından manipüle edilmediğin, daha objektif bakabildiğin, aslında Allah'ın o ayetteki işte Allah her an sizi gözlemlemektedir ayetini yaşadığın enerji boyutudur orası. Aklın daha iyi çalışıyorsa arayüzü daha iyi kullanırsın. Ve duygudan çıktığın için duygular tarafından manipüle de edilmezsin. Başkasının duyguları tarafından da manipüle edilmezsin. Hiçbir şey senin zaafın olmaz gözlemcideyken. O zaman karşı taraf seni kullanamaz. Duygu üretmediğin için egosal alandan da hareket yapamazsın. O nefs terbiyesi, bak oldu. Yani nefs terbiyesi en pik noktada farkındalıkla bu gözlemcide oluyor. 20 yılımı ben boşuna yemişim yani. Ya boşuna diye bir şey yok. Ben bakmayın, şakayla karışık söylüyorum da. Mülhime cehennemden çıkabilmek, o ritüel, bu ritüel, onu oku, bunu oku, vay anasını arkadaş. En sonunda kayış kopuyor, kopmadan olmuyor. Kayış kopmasa bu kadar açık ve net söyleyemem. Beni anlayan anlıyor. Damdan düşenin halini, damdan düşen anlıyor çünkü. Buse bana diyecek, hocam burayı keselim. Kesmeyeceğim tatlım, olduğu gibi yayınlansın. Sanal dünyanın sanal görüntüleri değil mi, değil mi? Evet. Evet. Dolayısıyla ne diyordum? Bir şey diyordum demin burada. Gözlemciden bahsediyorduk. Bu gözlemci, evet, duyuları kontrol edebildiğin, aklını daha verimli kullanabildiğin, aklının evrimini
tamamlamayla ilgili alan açtığın bir yer. Mükemmeldir. Çok güzel sana hizmet eder. Döngülerinden çıkmanı, daha sağlıklı kararlar almanı, üstünü örttüğün şeylerin artık örtmemen gerektiğini fark ettiğin ve örtmediğin, sivilcelerle yüzleştiğin alandır yani orası.